Sevgili Motobox dostları, herkese merhaba. Bugün bayilini yapmakta olduğumuz Peugeot markasının en çok sattığımız modeli olan Peugeot Django. Bu retro modeli olan Peugeot Django'nun ki yıllardır bu sınıfta Vespa'nın Primavera'sı, Peugeot'un Django'su. Bunlar böyle 1-2 tane biliyorsunuz marka ve model var bu sınıfta. Ya da Lambretta'nın V serileri. Bunlar at başı birlikte giden 3 tane retro model. Böyle birkaç tane model var zaten dünyada en çok satanlardan bir tanesi de Django. Özellikle Avrupa bölgesinde, Fransa'da çokça satılan, Uzak Doğu'da da çok satılan bir model. Django uzun yıllardır bu retro tasarımıyla, yani 50'li yıllara atıfta bulunan, 50'li yıllara gönderme yapan böyle yuvarlak hatlı, çok nostaljik, çok şık bir scooter. Burada Django'nun klasik olmasının yanı sıra bir de tabii ki daha modern hatlara sahip Django Evo çıktı çok yeni. Henüz bir 2 aylık. Şimdi aslında aralarında hiçbir benzerlik yok. Şöyle sadece adı hani bu sınıfta yer alan model adı Django olduğu için Django ve yeni Django. Django Evo diye geçiyor. Burada 125 cc'lik en büyük farkı söyleyeyim. Daha yuvarlak hatlı tabii ki klasik formdan. Burada daha modern hatlara bir geçiş var. Burada aynı zamanda 125 cc hava soğutmalı ama SYM'nin çok güçlü bir, çok sağlam bir motoru var. Django Evo yani 8.5 Nm ve 10.5 beygir olmasına rağmen sizi özellikle kısa mesafelerde yani hafta sonu kullanıcısıysanız, haftanın birkaç günü çıkıyorsanız, yazları kullanıyorsanız, böyle 10 kilometre çapında hele de yazlık bir bölgedeyseniz çok şık kullanılacak skuterlardan bir tanesi. Tam bir Bodrum ya da Boğaz skuteri. Ama bu arada tabii ki örneğin İstanbul için bilenler bilir, bir bebek yokuşunu da iki kişiyle 8.5 Nm torkuna rağmen sizi çıkarabilen güce sahiptir. 90-100 kilometre hızlarla da seyreder sorunsuz bir şekilde. Bununla birlikte bu retro tarz, sağlamlık, klasik hatlar, çok rahat ve büyük bir sele. Bunun çok geniş bir incelemesi bizim YouTube kanalımızda, Motobox kanalında inceleyebilirsiniz. YouTube'da Motobox kanalında Django yazarsanız ve Levent Bostancı da yazabilirsiniz. Bunun geniş 10 dakikanın üzerinde tüm teknik verilerini incelediğimiz bir ayrıca bir inceleme videomuz var. Aynı zamanda Django Evo'nun da var. Geniş kapsamlı, çok yeni gelmesine rağmen her şeyini çektik. Aslında iki farklı modelden bahsediyoruz. Adları aynı olduğu için karışabiliyor. Ne farklar var yenisinde diye. Şimdi en temel fark tabii ki retro bir tarzdan modern bir çizgiye geçiyorsunuz. Böyle de bir ihtiyaç vardı Peugeot'da modern tarz sevenler için. Ama en büyük değişiklik aslında içinde hava soğutmalı burada ve 8.5 Nm bir tork varken, ideal yeterlilikteyken burada artık 125 cc su soğutmalı bir motor var. Ve burada 13 beygir gücünde 12 Nm tork veren aslında bizim en çok SYM'de en çok sattığımız Jetix modelimiz. O modelde kullanılan motor var burada. Buradaki su soğutmalı yine seramik teknolojili motor. Tabii ki bu sınıfta bu kilolarda şöyle söyleyeyim onu da burada yaklaşık 130-135 kilodan bahsederken burada boş ağırlık 145 kilo. Aralarında 15 kiloluk bir ağırlık farkı var. Biraz şeyden de geliyor daha geniş bir görüntüye sahip olmasına rağmen önde ve arkada da ABS var su soğutmayla birlikte Django Evo'da. Şimdi bu farklarla birlikte ve bu ağırlığa rağmen buradaki tork farkı ve beygir gücü farkı yaklaşık %30-%40'ları buluyor. Çok performanslı bir ürün bu Django Evo. Yani şehir içinde hızlı hareket etmek istiyorum ben. Hızlıdan kasıt da sürat yapmaktan bahsetmiyoruz. Biz hiçbir zaman sürat bu küçük skuterlarda bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani bunu söylerken sevgili Motobox izleyicileri, iki kişi olduğunuzda, yüklüyken, arkanızda çantanız varken, işte ön camınız takılıyken, trafikte, yokuşlarda vesaire de size yeterli çekiş gücünü sunması açısından bir güçten bahsediyoruz, bir hızdan bahsediyoruz. Sizi 80-90 kilometreye, 100 kilometre hızlarla yine rahat götürebilen ama daha güçlü çekişe sahip bir scooter burada. Bir yandan da tabii ki frenajı burada sadece önde yeterli bir frenaj ABS'si sunarken, ABS'siyle yine disk frenler var önde de arkada da. Django'ya asla hani eksikliğinden bahsedemeyiz. Çok satıyoruz çünkü. Çok ideal, alıp da memnun olmayan da Django'dan kimse olamaz. Yani yok da öyle bir şey. Çok rahat çünkü koltuğu. Ama burada bu modern tarzda daha yüksek güç. Önde ve arkada ABS 12 inç olmasına rağmen daha güçlü bir süspansiyon yapısı. Yeni bir sele yapısına rağmen yine rahat bir sele var, geniş bir sele var ama asla böyle kıyaslanamaz. Burada salon salomanje rahat rahat oturuyorsunuz. Yani şöyle üstüne bindiğim zaman Django ki hep üretilmeye devam edilecek çok tutulmuş bir retro tasarım. Çok şık. Dediğim gibi tam bir boğaz, tam bir yazlık scooter'ı. Püfür püfür gideceğiniz, acayip rahat edeceğiniz, ikinci kişinin de çok rahat edeceği Vespa'ya, Lambretta'ya rağmen onlarda bu basamaklar yok. İkinci kişinin de çok rahat
oturduğu, hele de arkaya sele çanta koyuyorsanız çok rahat yaslanabildiği, püfür püfür salon salomanca dediğim gibi bir scooter. Bir de çok şirin, yumuşak ve yuvarlak hatlarıyla. Çok da sorunsuz bir motor ve değerli bir scooter bütün proporsiyonlarıyla, dengesiyle, oranlamalarıyla. Fakat buraya geldiğimiz zaman Django Evo'ya, dediğim gibi su soğutmalı bir motor. Yine SYM altyapılı, seramik teknolojili, çok sağlam bir motor. Performanslı bir motor. Önde ve arkada disk frenler buradaki gibi. Yine önde ABS ama arkada da ABS var burada Django Evo'da. Dediğim gibi biraz daha ağır. Bir 15 kilo ağırlığı hesaba katmamız lazım. Biraz daha yola sert oturan, biraz daha sportif. Fransız olmasına rağmen Fransızlığını da fark ettiriyor ama biraz İtalyan tarzı da var. Yani biraz güçlü ve sportif bir tarz. Tabii ki LED aydınlatmaları, burada klasik aydınlatmalar varken gördüğünüz ayrıntılarda göreceksiniz. Sadece LED gündüz aydınlatmaları var. Onun dışında her şey klasik, eski usulken burada oldukça modern, çok güçlü bir LED aydınlatma var. Hem gündüz LED aydınlatmaları hem de LED ön aydınlatmaları. Arkada da çok modern. Bir yandan bu LED aydınlatmalar devam ediyor. Sinyallerde böyle boylamasına sürekli yanan bu yeni nesil LED sinyaller çok daha güçlü. Yine renkli bir dijital geniş ekran 5 inç sunuyor. Bu sağlamlığıyla birlikte tabii kombinasyonlar da daha modern formlarda, böyle uzay teknolojisi gibi. Burada GT'sini görüyorsunuz, sport formu. İşte alüminyum, mat alüminyuma içi komple görüyorsunuz, turuncu seçenekli. Bu GT sport formları Peugeot'da karakteri böyle. Genellikle turuncu kullanılıyor. Bunun, bu sport modeli, bunun Allure modelinde de çok güzel bir kırmızı iç havuzu beyazdır ki geniş kapsamlı Django Evo tanıtımımızda o kırmızıyı kullanmıştık. Bir de çok güzel bir mavisi var. Toz mavisi. Bu da yeni nesil bir scooter. Küçük, her yere giren pratik bir scooter arıyorum. Rahat kullanmak istiyorum. Öyle her gün 10 kilometrenin üzerinde de yol yapmıyorum diyorsanız her iki scooter'da da çok güzel. Daha modern tarzlar, daha sportif, daha dinamik tarzlar seviyorsanız burada Django Evo öne çıkıyor. Daha böyle rahat, tam yazlık, rahat oturulabilen, çok konforlu, İşte yumuşak hatlarla böyle çok büyük bir performans ihtiyacım da yok diyorsanız. Bu arada performans ihtiyacım yok derken şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bizim gruplarımız var. Yani buradan sabah çıkıp akşam Datça'ya varabilirsiniz. 1-1,5 saatte bir çay molalarınızı, yemek molalarınızı vererek 10-12 saatte çok rahat, sürekli 90 km hızlarla bununla da gidebilirsiniz. Burada daha performanslı gidebilirsiniz. Yani bu arada bir uzun yol yapmanıza engel değil ama günlük rutin kullanımınızda, günlük kullanımı, yani bir yıl içine baktığınızda eğer %90, ben genelde 7-8 ay kullanırım, öyle çok kış şartlarında kullanmam. Kullandığım mesafeler 10 kilometre çapında mesafeler. Haftada da birkaç gün genelde yaz kullanıcısıyım, her gün bile kullansam. Çok kısa çarşı pazar gezilerindeyim. Her ikisi de çok güzel. Daha engebeli arazilerde dinamik bir tarzınız varsa Django Evo'yu da tercih edebilirsiniz. Aralarında tabii ki hava soğutmalı ve su soğutmalının olmasının farkıyla, arka ABS'sinin olmasının farkıyla yaklaşık %20'lik de bir fiyat farkı var, olacaktır da. Ama yine makul seviyelerde fiyatları. Daha yakından tanıyıp her ikisini görmeniz, test etmeniz, bizzat kol boyunuz, bacak boyunuz, oturma biçiminiz, ağırlığınıza göre test etmek istiyorsanız mutlaka gelin. Biz size burada ayrıntılı bir şekilde Motobox showroomlarında analizlerimizi yapıp size her ikisini de tanıtalım. Yine klasik severler her zaman Django'yu tercih edecekler ama modern çizgileri tercih edenler artık bunu da tercih edebilirler. Biz kullanımını çok beğendik. Yoldaki süspansiyonunu, duruşunu, görüntü dışında dediğim gibi performansı çok keyifli. Gelin yakından tanıyın. Biz size bütün ayrıntılarıyla anlatalım. YouTube kanalımıza üye olmayı da unutmayın. Böylece biz size bu içerikleri de daha fazla yapabilelim. Hem bir abone olmanızı bekliyoruz. Bir yandan da her zaman bir kahveye ve çaya, hem motosikletleri tanıtmak için, skuterlarımızı tanıtmak için, hem diğer markalarımızı görebilmeniz için showroomlarımıza her zaman bekliyoruz.